Ümit, şimdi senle bir oyun oynayacağız. Hazır Evet. mısın? Başından sonra. Şimdi ceza tespiti yapalım ama, tamam mı? Şimdi sen yenilirsen ne ceza, ben yenilirsem ne ceza? Cezayı önceden koyalım. Şimdi sen yenilirsen Bak sen ne yapacaksın? Böyle bir kova, tamam mı? Koyacaksın. Yarısına kadar tuz dolduracaksın. kovaya. Evet, suyla kova. Ha. Bunu içeceksin. Kovadan tuzlu su mu içeceğim? Ödem Ama... olurum sonra senin maçtan önceki gibi. Bütün ayaklarım şişer. Benim başka bir şey yok. Pul biber var mı? Yok. Pul biber bitti. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen anlamadın ama bak, Ali seyretmiş onu YouTube'da. Bu tarçın çok komik bir şeymiş. Çok acayip bir şey oluyormuş tarçın. Bak, bir kaşık tarçını şey yapınca, yiyince zaten yiyemiyormuşsun. Niye Öyle. bana böyle bir ceza buldun sen? Bir ona kızacağım şimdi. Bu çok komik oluyormuş. Ben kaybedersem tarçını yiyeceğim, tamam mı? Sen, tarçın seni kesmedi ama bu gerçekten böyle şey, bir şeydir ya, böyle mahvolur ağzın. Sen de o zaman başının aşağıya bir kova buzlu su dökersin. Buzu nereden bulacağım bu saatte? Soğuk su olabilir de Evde buz. buz yok mu ya? Ya buz var da tek makineyi boşaltmam lazım. Tamam, soğuk su dök o zaman. Kafandan aşağı. Duşa girersin, şöyle dökersin. O sırada da programı kapatırız. Tamam. Tamam. Ben de dökmek isterdim ama şimdi saçımı kurut falan, gecenin bu saatinde uğraşamam öyle bir şeyle. Olmuş ama. Efendim? Saçların güzel olmuş. Rengi kuaföre gittin galiba. Teşekkür ederim. Uzadı saçlarım ya bu şeyde. Karantina süreci içerisinde. Bir de şey yapmıyorsa, bakımlar makımlar falan filan yaptım, iyi oldu. Şimdi ellerimizi böyle kaldıracağız, tamam mı? Ben sorular soracağım. Ondan sonra o sorulara cevap vereyim. Mesela hayatımda hiç, mesela sana şöyle bir örnek vereyim. Hayatımda hiç arabaya binmedim. Tamam mı? İkimiz de bindiğimize göre eve binmedim. O zaman böyle kalıyoruz. Tamam. Evet. Evet de, evet de parmaklarımızı indireceğiz yani. Evet de cevabın. Tamam Tamam. mı? Ondan sonra bakalım kim kazanıyor, kim kazanmıyor, ne oluyor? Doğru söyleyip de falan. Hadi kaldır. Hayatımda hiç komşularımı röntgenlemedim. Hiç komşunu röntgenlemedin mi? Yok. Atıyorsun, hiç bir aşağıda kavga falan ederler, böyle duvara şey Röntgen dayarsın. yani benim röntgen anlayışım farklı olabilir. Ha, tamam yani, ama onları dinlemedin mi o zaman şey? Mesela şey, bardağı koyarsın duvarına, ne kavga ediyorlar falan, hiç yapmadın mı? Tamam, kavgayı dinlemiş olabilirim ama röntgen bende farklı anlıyor. İyi tamam, okey, peki. Ha? Dürbün mü aldın? O tam bende. O tam bende. Teyzesine bunu yapar mı ayol? Hayatımda hiçbir şey çalmadım. Ne çaldı? Valla araba teybi. Araba teybi mi? He. Nasıl yani? Biz semtte büyüdük. 3 dakikada araba teybi Hadi be! Aa! Ay, iyi ki oynuyoruz. Nasıl yani? 3 dakika mıydı süren? Abi o eski Opel kadetler vardı. Onlar işte bıçağı vuruyordu, açılıyordu zaten kapısı. Öyle işte. Peki çaldığın en büyük şey teyp miydi? Ben de o şeyde otelden şampuan mampuan yürütürüm. O zaman arabada bulmak, teyp bulmak önemliydi yani. O zaman başka bir şey yoktu arabalarda. Teybin teyp olduğu zamanlar diyorsun. Evet. Abi çok iyiydi bu ya. Hayatımda hiç sınıftan kaçmadım. Kaçtın mı? Zaten annem de yazmadı mı ya? Ben zaten Ha, gitmek için doğru. olsun. Doğru. Neyse, eşit durumdayız. Hayatımda hiç bunu Dur. şimdi Dur. sana olarak, sana başka bir şey söz. Sus oğlum. Sana başka bir şekilde söyleyeceğim. Kendime başka bir şekilde şey yapacağım. Hayatımda hiç maç sırasında pırt yapmadım. Kendime de bunu, hayatımda hiç program sırasında pırt yapmadım diye şey yapıyorum. Evet. Ben Moda oldu. Haber bilirim. biliyorsun. Ne?
Bu ara moda Habertürk'te pırt pırt yapıyorlar sürekli. Evet, hayır canım, ama sesli o yani, ses çıktı. Ama bende de ses çıkmıyor. Benim sesimi duymamışsındır. Ya sana sessiz sessiz demedim ki, maç sırasında hiç pırtı yaptın mı Ya biz koşarken topun peşinde? Ha? indirdim parmağı. Tamam, indirdim, ben de indirdim canım yani, ben de indirdim. Sana bir hikaye Başka? anlatayım pırtla ilgili istiyorsan kısaca. Genç dakika Anlat. 15 yaşındayız, tamam mı? Bir turnuvaya gidiyoruz Almanya'da. 10'ar dakika maçlar. Arada yarım saat dinleniyorsun. 10 dakika başka takımla oynuyorsun. Biz de o arada dondurma yiyoruz, tamam mı, arkadaşımla. Tamam, neyse yedik dondurmayı. Maç başladı. Bu bir tane son dakika pozisyonu kayarak kaydı, yerde kaldı. Eyvah dedim, çocuk sakatlandı. Fatih Terim mi gelmiş? Buraya mı gelmiş? Teyzem devamlı bir mesaj atıyor WhatsApp'tan. Hocam burada mısınız? Bilmiyorum. Fake insanlar geliyorlar. Yapmayın öyle heyecanlar. Görürsen Fatih Hoca'yı uyar beni. Sen bak bakayım gel. Bilmiyorum. Pardon Ümit'ciğim, kestim seni. Neyse, Bizim söyle. aile yayın koordinatörlüğü de yapıyor aynı zamanda, da ondan haber Evet. kaçırmayayım istiyorum. İyi misiniz maşallah ya. Evet, herkes bir yerden çalışıyor. Ve dondurmayı yedik işte devre arası. Son dakika bu bir pozisyona yerelek kaydı oyuncudan top almaya. Yerde kaldı çocuk. Dedim eyvah, bu sakatlandı. Böyle yaptı kenara. Hoca çıkart beni. Dedim eyvah, bu çocuk sakatlandı dedim. Neyse soyunma odasına gittik. Bu da gitmiş soyunma odasına. Meğersem orada donunu yıkıyormuş. Meğersem kayarak sıçmış. Bombasın sen ya. Yani ne yere Hadi ya. Ay ay. Ay Ümit, genç bak Wi-Fi'yi kapat diyorlar. Sen Wi-Fi'da mısın? kendinden bağlam, dur. İyi mi? Sesi bazen geç geliyor da ondan. Geldim. Geldin. Tamam, okey. Hayatımda hiç asansörde kalmadım. Tamam. Nerede kaldın asansörde? Yani yanlışlıkla ben stopa basmış olabilirim. Şaka şaka. O kalmak sayılmaz. Kaldım, Almanya'da kaldım. Ha, tamam, okey. Hayatımda hiç havuza çiş yapmadım. Parmaklarıma bakıp da sonra parmağını indiriyorsun? Denizli. Dedim deniz var %100, de havuzda emin olamadım. Sonra dedim galiba havuz küçükken vardı, %100 vardı. Deniz, ama deniz %1 milyon var. Deniz tabii var canım. Denize bazen sırf tuvaletini yapmak için de giriyor oluyor insanın yani. Ya da büyük değildir. Hayatında hiç gecenin bir yarısı uyudun mu diye mesaj atmadım. Dur bakayım, başka ne soru çıkarmıştım sana. Hayatımda hiç yanlışlıkla başkasının diş fırçasıyla dişimi fırçalamadım. Onu da mı yaptın? Abi ne bileyim, kafam iyiydi, hangi diş fırçası bilemedim. Ne bulduysak kullandık. Hayatımda hiç ağda yapmadım. Ya. Gün annem dedi sırtında kılları alayım mı oğlum dedi. Annen mi yaptı? Oh, Ay evet ya. kıyamam. Ay çok acıdı mı? Onlar bir de eskiden yeşil adam diye bir şey vardı. Onlar kendileri yapıyordu ağdayı böyle elle. E tabi ağdayı elle şeyle yaparsın, şekerle mekerle o ağdayı. Sonra da şey de yanarsın da onu yani.
Eğer istenmeyen tüyleri de almanın dışında şeker gibi de yersin onu yani. Temiz haline tabii ki de. Ay Ümit ya, bak Çiğdem de geldi. Çiğdem Kıyalı. Çiğdem. Başka bir dakika. Kaç kaç? Şöyleyiz işte, 7. Kaç senin? Ha, senin 2 parmak kaldı. Sen parmak Aa. parmak buna bağlı ya, kalkmıyor bunlar. Yani şöyle yapsam iki parmağı Aa, tutar. sen kalkmıyor mu senin parmakların? Yok. Ha, böyle olunca şey oluyor, tamam. Benim Tamam, senin 2 parmak kaldı, benim üç parmak kaldı. Hayatımda hiç pişman olduğum bir dövme yaptırmadım. Hangisinden pişmansın? Ben anlamadım. Soruyu bir daha sorar mısın? Dövme var ya, dövme Evet. vücudunda. Hiç yaptırtıp da sonradan pişman olduğun bir dövme var mı? Tamam, o zaman 2-2 kaldık. Eyvah. Hayatımda hiç çıplaklar plajına gitmedim. Şaşırdın değil mi? Gitmedin mi? Hayatımda Gitsem hiçbir çıplak ton... Efendim? gitsem de çıplak gitmemişimdir. Ama o zaman Ay, ben çıplak sana çıplak gittim mi demiyorum ki, hiç yok çıplaklar kampında da gitmedin mi? Giyinikken bile yani. ama almıyorlardı ki giyinik Tamam, diye. değişik bir soru sorayım. Hayatımda hiç denize çıplak girmedim. Ama tabii sizin çıplaklığınız da biz kadınların çıplağı ayrı. Benim mesela üstümü çıkartmıştım var denizde yüzerken. Bizim böyle bir kıyafetimiz yok. Bize şort var zaten. Sen şortu çıkarttın olduğu gibi yani. Aynen. Ama çıplaklar kampına gitmedin. Yok. Hayatımda hiçbir talk show'da yalan söylemedim. Ben de söylemedim. Gerçekten mi? Ne yalan olmuş ki? Ben zaten yalan söylemiyorum ki biliyorsun. Başka ne söyle? Ne bileyim, ben bir şey yapmış olabilirsin yani, az söylemiş falan olabilirsin. Tamam. Efendim? Az söylemiş yalan değil. Hayatımda hiç kamptan kaçmadım. Ama geçti artık kamp dönemi. İndir o parmağı, indir. Senin kampın yok ki. E tamam, ben de hayatımda hiç programdan kaçmadım yani o zaman. Kaçmadım. Ne? Maçtan kaçmadım. Maçtan nasıl kaçacaksın? Ben kamp diye sordum. Senin kampında. Sen o zaman bana bir şey sor. O zaman programdan önce hiç gece kulübüne gittin mi? Önce. Sonra gittim. Önce gitmedim. Hiç. Gece kulübüne önce nasıl gideceksin? Gece kulübü yok benim programdan önce. Sabah uyanıp programa gidiyorsun. Anlamadım. Ya gece alem yapıyorsun, eğleniyorsun sabaha kadar, 2-3'e kadar. Sabah eve gidiyorsun 3'te, sabah 10'da programa gidiyorsun. Ha, aynı gün içerisinde diyorsun. Ben Ha, de hayır, gece programı yaptığım zaman programdan sonra dışarıya gitmişliğim çok var, sokak yani programdan önce gezmişliğim. program Programdan önce yok. gecesi Programdan önce yok. gecesi öncesi. Gecesinin öncesi. Yok, sabah programa gittiğim zaman, ya yani sabah çalıştığım zamanlarda gece çıkmazdım ben. Ha, tamam o zaman. Bir şey Yani diyemem. onu risk etmeyeyim diye, hani uyursun uyuyamazsın falan filan diye. Evet canım, o zaman soğuk suyu başından aşağıya dökebilirsin bebeğim. İnanmadım. Ha ha Bence bu ha. berabere bitti bence. Niye berabere bitti? Çok inandırıcı, çok düşündün çünkü bu soruyu yalan söylemek için. Hayır, yalan söylemeyi düşünmedim. Hayır, programdan önce hiç yani, sen soruyu yanlış sordun. Kamp soruyla bu sana yakışmaz mı? Kamp sorusu farklı bir şey yani. Ben zaten aylarca kampta kalıyorum yani. Ben sana kamptan hiç kaçtın mı dedim. Kaçmış olabilirsin bir kere, iki kere kamptan. Kamptan kaçmış olabilirim de maç öncesi kamptan kaçmadım. Maç öncesi demedim ki ben sana. Hayatında hiç kamptan kaçtın mı dedim. İşte bu ama bana soruyorsun bunu. İkimiz nasıl cevap vereceğiz buna? E tamam, ben de programdan kaçmadım yani, ona Ben de bakarsan.
Zaten ben de maçtan kaçmadım. Tamam, sen de onun karşılığında, Ümit kavga mı edeceğiz şimdi burada? Sen de onun karşılığında bana soru sordun. Ben de ona cevap verdim işte. Benim bir tane şeyim kaldı. Arkadaşlar bence bu berabere, bak bu soru soru sonu soru bak. Tamam, şeye soralım. Halk oylaması yapalım o zaman. Evet. Takipçilerimize soralım. Arkadaşlar, ben mi kazandım, Ümit mi kazandı? Kim Beraber. kazandı? Ümit kabul etme diyor. Başka Hadi. soru sormam lazımmış. Başka ne? Ha, bir dakika dur. Bir tane bir soru Adil var diyor. da. Hiç adil değil Sabah Hanım diyorlar bak. Ha, hiç adil değil mi? Kim diyor Beraber. senin? Hiç ben sen kazandın kimse söylemiyor. Aynı şey değil. O zaman bir soru daha soracağım. Ne sorayım? Var bir tane soru aklımda da. O şimdi artık hani burası da sosyal medya falan deyip de işin şeyini kaçırmıyorsak mı acaba? Bak herkes diyor Ümit kazandı diyor. Ya yapmayın Allah aşkına, Ümit nerede kazandı? Peki hayatımda hiç birinin öpüşme isteğini reddetmedim. Dur, böyleydi. Öpüşme. İsteğini reddetmedim. Bak, sabah kazandı diyor duman lokum. Ne o sen? Ben burada 1000 kere Ümit bak kaptan diyor Ümit diyor sen ben çok reddettim. Tamam, hayatımda hiç arabada sevişmedim. Bütün nasıl şeyleri yapmışsın Ümit. Gene ben kazandım. Şaka şaka, bu soru iptal, bu şey değildi. Bu işin. O zaman tamam. O zaman bu işini kazananı yok. O Evet. zaman ben ilk olarak ben sevdim mi oyunu? Çok güzel değil miydi oyunumuz? Ha? Herkes de oynama bence. Niye herkesle oynamayayım? Herkesle oynayacağım ben bu oyunu. Herkes benim gibi dürüst olmayabilir. Ya dürüst olmazsa zaten cezayı yiyecek ama. Niye burada dürüstlük ve çok zor sorular değilken hiç kimse hiç komşunu röntgenledin mi? Röntgen mi? Yani röntgen demek derken hiç komşunu dinledin mi? Dinlemedin mi? Baktın mı? Bakmadın mı? Hani hayatta bir şey çaldın mı? Çalmadın mı? Herkesin en azından bir şampuan çalmışlığı vardır otel odasından yani. Şarkısı var. Yalan mı? Ha? Şarkısı var abla arabada 5. Arabada 5, evde 15 şarkı vardı değil mi? Şimdi ben yapıyorum. Nerede senin bir kova suyu? Tamam gideceğim banyoda ne? Burada mı yapacağım? Burada yapma. Banyoda yaptın. Zeynep'ten fırçayı yemeyelim. Sen de niye bana büyük kaşık getirdin? Bakayım. Baksana koca. Dur, şey Ne? yapamıyorum. Koyacağım, bir dakika. Aa, bu da benim yeğenim mi? Senin yeğenin mi? Belli değil Ümit. O benim Ümit, bir şey kardeşim. söyleyeceğim sana. Sana mesela Fenerbahçe'den teknik direktör olma teklifi gelse, Gelmez. olur. Ya gelse diyorum, yani Gelmez. ya gelse. Gelmez. Hayda, ne Ya bu biraz soruyu çok buradan soruyorlar. ya. Bu soruyu çok soruyorlar. Gelmez diyorum Yeter herhalde artık. Biraz de. daha mı? Aman, bu tarçın şimdi Tamam bu alsam. işte bu kadar. Peki, bir şey söyleyeceğim. Ha. Kovayla mı dökeceksin? Kıyafetle duşa mı giriyorsun Yok sen? orada kuvayı alacağım bak. Ha. Soğuk olsun Aa, çok olsun. soğuk. Vallahi yemin ediyorum soğuk. Bak buz gibi. Ay. Çok Peki, soğuk ama ya. gelmez de gelse de sen mesela teknik direktör olur musun orada? Ya bir soru gelmez diyorum. Sen hadi gelse mi diyorsun? Ya şu anda fantezi yapıp hayal kuruyoruz ya. Zannetmiyorum. Peki hiç sana futbolculuğun döneminde teklif geldi mi Fenerbahçe'den? Geldi. Efendim? Geldi. Hadi be, kabul etmedin mi? Ya görüştük tabii ama anlaşamadık diyelim. Ha, görüştün. Param az geldi. Yok parası değildi. Sonunda kararla vazgeçtim. Hadi be, o kadar mı Aha. Galatasaraylısın yani? Evet maalesef değil. Niye Çok mutluyum maalesef? ya. Çok mutluyum ondan dolayı. Ben yapıyorum. Yeter herhalde bak bu. Hadi. İstiyor musun? Biraz daha su koyayım mı? Biraz az koymuşsun sanki. Hayda. Nasıl bir şey olacağını ben de bir... Keşke... Allah!
Döktün mü? Aman o, ay ne olacak? Üstesi mi içeceğim ben bunu? Biraz çiğne, göreceğiz. Hadi. Ben yapıyorum, amanın Allah'ım. Fatih Terim 40 var ama bu Fatih Hoca değil herhalde. Yok, değil. Aa, iğrenç mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Sabah sanki içinden cin çıktı biliyor musun? İğrenç. Aa, yanıyor. Au. Keşke sen yapsaydın bunu ya. Oy çok of. Kötü bir şeymiş bu. Ya Aa. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki içinden cin çıktı biliyor Aa. Musun? Böyle bir şey yok. O dumanlar falan böyle. Kazandığım halde. Ay niye ben böyle bir şey yaptım ya? Tamam döküyor mu suyu? Ay çok fenayım. Ben sana güzel bir şey verir miyim? Ay çok fena bir şeymiş bu. Ben sana göndereceğim bir daha bağlanacağım. Bütün ağzım her yerim tarçın içinde kaldı. Oh. Sana bir daha bağlanacağım Ümit. Tamam mı? Zeynep'e söyleyeceğim şimdi tarçın alsın. Aynısını sana da yedireceğim. Korkunç bir şey. Bak. Hadi soğuk mu? Ha soğuk muydu geldi? Ama ben zannettim böyle olduğu gibi başın aşağı dökeceksin. Bir de kafaya döktün. Çok uyanıksın sen ha. Oh. Çok uyanıksın. Oh. Mahvoldum ben. Bir şişe daha su bana ne olur. Dur tişörtümü giyeyim. Ay. Ay. Süt mü? Bütün ağzım mahvoldum. Ümit sana bu. Ya sen bir de kazak mı giydin gittin üstüne? Karanlıktasın şimdi. Yok şimdi üstümü giydim. Sen beni kandırdın. Sen beni kandırdın ve ben çok kendim uyanık zannedim. Kendimi uyanık zannettim ve bir idiotmuşum ben yani. Bayağı beni havada suda kandırdın. Bir de bana diyor ki telefonda. Şey dedim ki aa bütün her yer tarçın oldu. Sana dedim oyun oynattıracağız, oyun oynayacağız seninle dedim. Ceza dedim vermem lazım sana dedim. Bana diyor ki sen ne ceza alacaksın? Ben de dedim sen bul bana da bir cezayı dedim. Başı aşağı soğuk su dök diyor bana buzlu soğuk su. Ümit dedim gecenin bu saatinde dedim saçlarımı tekrardan kurut falan. Başka bir şey tarçın marçın. Ali de başımda tarçın tarçın deyip duruyor. Ay gözlerim falan şaşıbeş oldu. Bana bak bu tarçın ne yaptı? Şiştim galiba. Ya sen bunu sen bir tekrar izlemen lazım. Bu tarçınlar püskürüyorsun. Böyle var ya inanılmaz. Tam su isteyeceğim püskürüyor. Ay of. Tüf valla her bütün ev tarçın oldu. Amanın Allah'ım. Neyse Ümit güzel bir yayın oldu. Bence. Yine eğlendik ya. Ya işte. Şaka uyarmış. Gibi. Emin misin de yazdım Instagram'da. Emin misin demiştim. Ne? Yazdım ya emin misin diye. Program yayını yaptın ya bir gün. Afişini. Ha emin misin mi yazdın? Görmedim onu. Tabii emin misin yazdım. Ay. Evet emindim işte başına gelenle ay gerçekten bak gözlerim çok, falan şey oldu. Çok güzeldi ya bence de insanlar. Günün kazananı, günün kazananı sen oldun valla. 90+4 benim lakabım bilmiyor musun? Ha öyle mi? Tabii. Keşke 90+4'te oynasaydık bunu.
Ben sonra 90... Aa, alerji mi yaparmış? Evet, sanki panik alerji ya, yapar, dikkat şey, et diyor birisi. Kız böyle şeyler söylemiyor, panik ataktır. Hayatta öyle bak, öyle takılır. Şimdi Google, takılırım tabii. Google'a girecek, alerji yapar mı diye araştıracak, ilk işi o. Ete ben şu anda mesela alerji yapar dedi, ben oldum zannediyorum alerji, bitti. Bu gece bana uyku yok. Yerim seni çiğ çiğ valla. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum bize bu yayında. Demişim, selam söyle. Mahvoldum. Çok teşekkür ederim. Çok seviyorum biliyorsun. Canım arkadaşım benim. Ben de seni çok seviyorum. Gerçekten. Zeynep'i çok öp benim için. Ümitcan'ı da aynı şekilde. Kendine iyi bak. Hemen rehavete katılıp sokaklara çıkma. Tamam mı? Her şey normalleşmedi. Virüs duruyor yani. Ya bizim vücuda ol. Gelecek virüs kafayı yemiş. Sen zaten bunu geçirdin galiba. Abi sen söylememiştin. Sen de noktayı koydun. Konuna hayır canım geçtim. Sen kendine zatürre oldun zaten. Gidip şey yapsana, ne antikor mu diyorlar? Ne diyorlar? Bir test yapıyorlar ya hastanede. Test yapmışlardı ya. Ne bir şey olmaz. Ya bu vücuda şey ne yapacak? Virüs ne yapacak bu vücutta? Kafayı yer. Senin vücudunda yer. Bir virüsle ben nereye geldim der yani. Tabii. Ben gidiyorum buradan der.